Piyasa ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertan. Bugün Piyasa Hattı'nın ilk bölümünde birazdan Gama Enerji Genel Müdürü Tamer Çalışır bizimle olacak. Sektördeki son rakamları, uzatılan Yektem ihalesi, orada belirlenen son şartlar, düzenlemeler, kurlardaki bu hareketliliğin sektör borçluluğuna etkisini, detayları konuşacağız ve son rakamlarla beraber elektrik tüketimi Ekim ayında zirveden biraz geri çekilmiş. Acaba yılın son çeyreğinde arz tarafı kadar talep tarafı da önemli olacak enerji piyasasına. Üretimler, tüketim rakamları biraz ivme kaybederse enerji talebi de azalır mı? Bunu da yine Tamer Çalışır'la konuşacağız. Tamer Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi geçtiğimiz haftalarda zaten Gama Enerji özelindeki yapılandırma sürecini konuşmuştuk ama hem ben oradaki süreç nasıl ilerliyor hem de sektöre dair aslında biraz rakamları rica edeceğim sizden. Bunu konuşarak başlayalım. Çünkü takdir edersiniz ki kurun geldiği seviye artık dünkü kararla itibaren oynaklığın artması, 8'e doğru gelmesi enerji sektöründeki borçluluğa dair de biraz endişeler artırıyor. Evet, haklısınız. Geçen hafta da sizlerle konuştuğumuz gibi biz de bu kendi tarafımızdaki yapılandırmayı bir an evvel bitirmek için çalıştırmalarımıza son hız devam ediyoruz. Gerek yönetim tarafı, gerek bankalar tarafı, gerekse ortaklar tarafında konunun en kısa zamanda ve bütün paydaşların en azından minimum faydasını sağlayacak şekilde bitirilmesi için bütün çabayı sarf ediyoruz. Ve ümit ediyoruz ki çok kısa bir zamanda mutlu sonuca ulaşacağız. Tabii bu sadece bizim konumuz değil esasında bakıldığında. Türkiye'de enerji ve inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörde benzer durum söz konusu. Enerjide rakamlardan biraz konuşacak olursak, enerji sektörü bugüne kadar yaklaşık 60 milyar dolara yakın bir kredi kullanmış durumda. Bu 60 milyar dolarlık kredi şu anda stok bakımından bakıldığında üretim tarafında 40 milyar, dağıtım tarafında da 7 milyar dolarlar seviyesinde. Bunun 15'i termik, 25'i yenilebilir enerji sektöründe düşünebiliriz. Ama bu 50 milyar dolarlık stoğun 12 milyar dolarında yeniden yapılandırma ihtiyacı acilen hissediliyor. Biz de bunun bir parçası olarak bu kapsamda bir an evvel bunu bitirmek istiyoruz. Çünkü sadece sektör olarak maliyetler açısından değil, aynı zamanda doların kur artışındaki etkileri de bakıldığında her kur artışı bizim üzerimize gelecekle ilgili ek yükler bindiriyor. Yani 12 milyar dolarlık bir stoktan bahsettiğimiz enerji sektöründeki yenilenebilir ihtiyacını, yeniden yapılandırma ihtiyacında dün sabahla bugün sabah arasında sadece sektörün 2 milyar TL daha fazla gelir elde etmesi gerekiyor ki bu borcu aynı seviyeye getirebilsin. Tabii bu uzun vadeli çözümler olacağı için buradaki yapılandırmayı veya miktarı hemen kötümser olarak algılamak veya bir anda yolun sonu olarak görmemek lazım ama kalıcı olarak hem tüketim tarafında hem üretim tarafında yapılacak hamlelerle bunun çözülebileceğini gayet içten inanıyoruz. Yani dünden bugüne kurdaki artış sektörde 2 milyar TL'lik ekstra bir borçluluk rakamını arttırdı. Yani kura karşı bu kadar büyük bir hassasiyet var. Evet, yapılandırmaya ihtiyaç olan yerde esasında 0.2 ile 12 milyar doları 0.2 ile çarptığımızdaki rakam maalesef 2 milyar. Ama bu günlük olarak ihtiyaç değil, bütün projenin geri ödemesi süresince olan ihtiyaç olarak dikkate almak gerekiyor. Faiz yükünden bağımsız olarak. Peki o zaman ben faiz yükünü de biraz sorayım size. Bu tarafta... yani aslında Merkez Bankası her ne kadar faiz arttırmasa da sıkılaşan bir para politikası var. Piyasaların fonlanıldığı tek kanal haftalık repo değil. Yani biraz tabii bunlar teknik konular ama politika faizin nerede olduğundan evet. Ziyade bankanın kendini yüzde kaçla fonladığı önemli. Oradaki ortalama maliyetler zaten 12,5'lara geldi. Ki bankalar sadece Merkez Bankası'nın fonlamasıyla değil işte tahvillerle de kendini fonluyorlar. Başka araç mevduatla kendilerini fonluyorlar. Onlarda da %13'lere geldik. Dolayısıyla aslında her ne kadar politika faizi değişmedi desek de son bir ayda piyasa faizleri yükseldi. Bu anlamda sektör için önümüzdeki dönemler faizin yükselişi bir risk mi yapılandırma sırasında? Tüm sektör için soruyorum. Tabii ki sizin bahsettiğiniz TL bazında gelişen faiz oynaklığı veya fiyat değişimiyle beraber tabii dolar tarafındaki global piyasalarda meydana gelen hareketler de bizi oldukça ilgilendiriyor. Çünkü bu borç yükünün ağırlıklı kısmı maalesef yabancı para birimleri bazında.
ve oradaki özellikle bankaların maliyetleri... Yani dövizle borçlanmanın maliyeti çok daha önemli. Dolayısıyla değil mi? Yani CDS'lerin yükselişi ve döviz faizi sizin için daha önemli. Tabii orada çok önemli. Tabii olabildiğince TL'ye de dönmeye çalışıyoruz. Bu da önemli bir katsayı. TL bazındaki maliyetlendirmenin artışı da tabii ürün fiyatları veya diğer elde edeceğiniz gelirlerin artışıyla kapanabilir bir seviye olması lazım. Bu da olmadığı takdirde başta üretim olmak üzere tabii geri ödemelerde finans sektörü üzerine de ek yük olarak binmiş durumda. Piyasa faizlerinin tabii gösterge faizlerden farklı olması da bizlerin özellikle piyasalarda yapmakta olduğumuz görüşmelerde her zaman masada farklı bir unsurun konuşulması anlamında önemli bir handikap olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim diğer değişkenlere. Elbette sadece finansmana erişim, mevcut borçların yapılandırması değil, sektördeki regülasyonlar da önemli. Kamu otoritesinin aldığı enerji sektörüne dair kararlar da önemli. YEKTEM'e dair son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Son çıkan kararlarla süre uzatılması ve diğer regülasyonlar. YEKTEM'de esasında biliyorsunuz yenilebilir enerji Sayın Fatih Birol'un da belirttiği gibi geleceğin kral oyuncusu güneş enerjisi olacak dedi. Yenilebilir enerji dünyamızda sadece Türkiye'de değil dünyada da çok önemli bir yere geliyor. Bu anlamda Türkiye'deki YEKTEM olarak atfettiğimiz yenilebilir enerji destekleme mekanizması bildiğiniz gibi 2020 yılının sonunda bitiyordu. Alınan bir kararla bu 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı. Tabii bu önemli bir gelişme. İlk başlarda 2500 megawattların bu sene girmesini bekliyorken bu uzatmayla beraber bu rakamların 3000-3500 megawattlara olacağını, çünkü belli bir kısmının bu gecikmeden faydalanacağını, belli bir kısmının da faydalanmayacağı düşünülen kısmın da devreye gireceğini düşünüyoruz. O anlamda bakıldığında özellikle bu yenilenebilir enerjideki uzatmanın sektör anlamında bir faydası ama en çok da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili önemli bir fayda sağlayacağını öngörüyoruz. Diğer bir konu da tabii GECA dediğimiz daha önemli veya daha yeni bir konu. Burada da ihale süreci uzatıldı. Bu GECA'nın ikinci fazının en önemli kısmı daha küçük projelerin ve Türkiye'nin daha geniş alanına yayılı olması. Bu da projeleri hayata geçirecek kişilerin veya firmaların bu konuda daha düzenli ve yapılabilir projeler anlamında ilerlemesini sağlayacak. Çünkü büyük projeleri herkes kaldırabilme yetkinliğine sahip olamayabiliyor. Şu anda projelerde tabii farklı deneyimler ve istekler var. Ama küçük olarak dağıtılması özellikle bunların yapılabilirliğini arttırdığını da düşünüyoruz. Ve daha fazla yatırımcının buna ilgisi olacağına inanıyoruz. Peki Tamer Bey, burada özellikle sektörde tabii biraz yeni iş modelleri, iş yapış şekilleri, pandemiyle hep bu soruyu soruyoruz, artık biraz klişe oldu ama her sektörde de farklı alanlarda yatırımlar artıyor. Enerji sektörüne ilişkin hani yenilenebilir enerjide güneş dışında sizin gördüğünüz fırsatlar neler? Yani mesela Gama Enerji üzerine de sorayım bu soruyu. Hani siz mevcut kura bağlı olmamak, ithalata bağlı olmamak, dışarıdan daha az etkilenmek adına nasıl değiştirebilirsiniz iş modelinizi? Açıkçası bu tabii 1 milyon dolarlık soru şeklinde hep karşımıza çıkan bir durum. Tabii yenilebilir enerji bu işin yeni kralı ve yeni lideri olarak atfediliyor ama tabii sadece enerjiyi üretmek değil, olan enerjiyi en efektif şekilde kullanmak da en önemli kavram. Buradaki enerjinin kullanımıyla beraber doğru zamanda üretilen enerjiyi ihtiyaç olduğu anda tüketime yönlendirmek kavramı da ön plana çıkıyor. Şu anda tabii dünyadaki ikinci büyük enerji topiği de enerjinin depolanması. İhtiyaç olmadığı anda üretilen enerjinin ihtiyaç olduğu anda kullanıma sevk edilmesi. Tabii bunun üzerinde çalışmalar birçok firmada devam ediyor. Sadece Tesla fabrikasının geçen gün okuduğumuz bir article'da bundan bahsediliyordu. Yani 500 yılda ancak Amerika'nın bir günlük enerjisini depolayacak bir üretim yapabileceği kapasitesi dikkate alındığında tabii bunun da bir anda implement edilmesi veya uygulanması beklemek çok doğru değil. Ama gerek stoklama gerekse hibrit çözümler özellikle Türkiye'de enerji sektöründe yakın gelecekteki hot topic olacak konular olarak öngörüyoruz. Biz de kendi santrallarımızda bunları nasıl adapte edebiliriz, nasıl maksimum faydayı sağlarız açıkçası bu konulara yönelmeye başladık. Tabii diğer bir konu da sadece enerjinin fiyatlandırması veya üretilmesi değil,
ihtiyaç olduğu anda tüketilmesi, ihtiyaç olmadığı anda da tüketilmemesi, yani verimliliğin arttırılması. Bu anlamda da yapılacak çalışmalar, optimizasyonlar, modeller, IT yazılımlar en plana çıkacak ve önümüzdeki 2-3 yılın en ağırlıklı başlıklı konular olacak diye öngörüyoruz. Peki geçelim buradan biraz talep tarafına. Grafiği arkadaşlarımız bulursa ekrana getirirler. Elektrik tüketim tablosu. Şimdi o tabloya baktığımızda hani Türkiye ekonomisinde de birçok ekonomist bunu önce bir gösterge olarak kabul ediyor. Büyümeyi, sanayi üretimini, imalatı anlamaya çalışıyoruz. Ekim ayında Tamer Bey biraz zirveden geri çekilmeye başlamış ve son çeyreğe dair de aslında Türkiye ekonomisine çarkların biraz daha yavaşlayabileceği ve o V tipi toparlanmanın sonuna mı geldik diye endişeler var. Elbette bu enerji talebini de etkileyecek. Sizin oradaki beklentiniz ne? Tabii şimdi buradaki bir ekonomik bir de üretim alışkanlıklarını ikiye ayırmak. Özellikle buradaki ödüllerden kaynaklı etkiyi bir tarafa koyduğumuz zaman tüketim alışkanlıklarına bakıldığı zaman bu toparlanmanın belli bir şekilde tabii ki yavaşlayacağını biz de bekliyoruz. Özellikle son pandemi sonrasındaki 3 ayda yüksek miktarda tüketim vardı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi tabii COVID nedeniyle hem insanların daha fazla evden çalışıyor hem de sanayinin biraz daha fazla üretim yapıyor olmasıydı. Hatırlarsanız Türkiye tüketim rekorunu yine bu pandemi sonrasındaki günlerde kırdı. Yani bu şu anlama da geliyor. Esasında üretimin alışkanlık ve işini tam olarak oturtmak veya ekonomiyle birleştirmek bazı noktalarda zorluk yaşayabiliyor. Günümüzdeki koşullarda özellikle Ekim ayının ikinci yarısında diyebileceğim ayın 10'undan sonra hava şartlarındaki düşüş, klima etkisi, okulların açılmasıyla beraber tüketim eğilimlerindeki değişiklik bizleri çok etkiledi ve bundan açıkçası beklentimiz olan bir durum. Normalde biz bunu Eylül aylarının ortasında yaşardık ama biraz evvel de bahsettiğim gibi farklı nedenlerden dolayı bu biraz shift etti. Şu anda bunu yaşıyoruz. Eğer bundan sonraki beklenti veya öngörüler aynı şekilde değil ama soğuk hava şartları bir anda tekrar etkisini göstermeye başlarsa tüketimin tekrar olması beklenen seviyelerde kalabileceğini öngörüyoruz. Tabii burada diğer bir makroekonomik denge de dolar kurunun olduğu yer. Dolar kurunun artışı bir tarafta bizi olumsuz etkilerken sanayicilerin belli bir kısmında da üretimde bir rekabet avantajı yaratıp ona göre de bir artış veya en azından durum koruma yönüne geçebilir. Hani ekonomik kırılma olmadığı takdirde bu V yapının tabii biraz aşağı gitmeyle beraber çok da gerilemeden seneyi kapatacağını öngörüyoruz. Burada önemli olan enerjideki özellikle elektrik tüketimindeki durumun nasıl değişeceği ve bireysel tüketimin ne kadar artacağı. Tamer Bey, son olarak ama enerji özelindeki paylaşabileceğiniz rakamları aktararak bitirelim bir iki cümleyle. Geçen yıla göre bu yıl yüzde kaçlık bir ciro daralması bekliyorsunuz ve 2021 için bir yeni yatırım hedefi koydunuz mu kendinize? Ben son sorunuzdan başlayayım. Özellikle yapılandırma sürecinde bankalarla çok pozitif ilerlemeler sağlıyoruz. Ancak tabii bir yapılandırma yapılırken diğer tarafta da bazı diğer masraflarımızı veya planlarımızı korumanız gerekiyor. Bu anlamda bizim 2021 ile ilgili planlarımız sahalarda da veya mevcut santrallarımızda optimizasyon yapmak, verimlilik arttırmak ve ciro arttırıp maliyet düşürücü faaliyetleri ön plana çıkarmak. O yüzden kısa vadede yeni bir enerji yatırımı veya tesisi anlamında bir durum değil. Hibrit yapılarda neleri başarabiliriz onlara bakacağız. Diğer tarafta 2019'a göre bakıldığında biz aynı seviyeleri koruma aşamasına geldik. 2019'un tabii düşük geçişi de bunda bir etmen. Bizim yatırımlarımıza bakıldığı zaman 100 megawatt Türkiye'de kurulu gücümüz ve Ürdün'deki su taşıma projemizde emiklerimizin şu anki durumda ağırlıklı tarafını yurt dışındaki asitimiz oluşturuyor. Bu anlamda kur artışı da olsa ciro ile beraber hedefleri tuttuğumuzda özellikle Ürdün'deki projemizin verimliliği bizler için önemli. Türkiye'de de kırık tane santralımız özelinde bakıldığında ilk yarı ve ikinci çeyrekte COVID etkisiyle azalan durum. Üçüncü çeyrekteki bu artan taleple beraber belli bir noktalara geldiği için orada da geçen seneki hedefleri yakalayıp hatta fazla bir üretim yapmamız söz konusu olacak. Rüzgar santralları tarafında ise Türkiye'de ilk çeyrekte yüksek seyreden üretimler ikinci ve üçüncü çeyrekte rüzgarın azalmaları nedeniyle aşağı geldi ama evet. Biz proje aşamasındaki hedeflerimizi tutturduğumuzu söyleyebilirim.
Tamer Bey çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Gamma Enerji için de iyi bir sene olsun dileyelim biz de. Tamer Çalışır Ağırlık Piyasa Hattı'nın bu bölümünde. Kısa bir ara, aranın arkasından Akbank'ın sendikasyonunda rakamlar yükseldi. Rusya'nın